Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Cumanız mübarek olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nahmeduhu ve nesta'inuhu. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, mümin ve mümine kardeşlerim, sevgili dostlar. İnşallah önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlığı rahmet ve hidayet vesilesi olan İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Muhterem Müslümanlar, Yüce Allah Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi şöyle tanıtıyor. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Peygamberimiz hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Kıymetli dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için üsve-i hasene, yani en güzel örnek Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yüce Rabbimiz bunu şöyle beyan buyurur. İçinizde Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çok cananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Evet, bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş,
gittiği her yere vahyin, huzur ve güven mesajını taşımıştır. Değerli Müslümanlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisine risalet görevi verilmeden önce de nezih bir gençlik dönemi yaşamıştır. Çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınan peygamberimize ilk insanlar da gençlerdir. Onun dürüst, erdemli, insaflı ve adaletli kişiliği gençlerin en büyük güvencesi olmuştur. Genç sahabilere kamil bir iman, salih bir amel ve güzel bir ahlakla yaşamayı öğreten peygamberimiz, onları insanlığın ufkunda parlayan, parıldayan birer rol model olarak yetiştirmiştir. Parıldayan birer rol model olarak yetiştirmiştir. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, gençleri anlama ve onları geleceğe hazırlama konusunda da Peygamberimiz bizler için eşsiz bir örnektir. O gençlere daima güvenmiş, sorumluluk vermiş, fikirlerini dinlemiş, hatalarını incitmeden düzeltmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi kendi yatağında bırakıp Esma'nın taşıdığı azıkla ticaret yoluna düştüğünde Mus'ab'ı Medine'ye öğretmen, Muaz'ı Yemen'e kadı olarak gönderdiğinde, Üsame'yi orduya komutan tayin ettiğinde hepsi birer gençti. Genç kardeşim, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah hevasına tabi olmayan, haktan sapmayan genci sever buyuruyor. Şüphesiz ki Allah hevasına tabi olmayan, haktan sapmayan genci sever. Sen de bugün tıpkı genç sahabiler gibi ömür sermayenin en bereketli yıllarını yaşıyorsun ey genç kardeşim. Çevreni saran aldatıcı, oyalayıcı, hakikattan uzaklaştırıcı nice sahte davet olsa da imanın gücüne, ibadetin şevkine ve ahlakın zenginliğine daima güvenmelisin. Gençlik enerjini Rabbinin rızasına uygun işlerde harcamalı, peygamberini rehber ve model almalısın. Çünkü yeryüzünde iyiliği hakim kılacak ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulacak olan sensin genç kardeşim. Bu aziz vatanın, milletin, ümmeti Muhammed'in filizlenen umudu sensin genç kardeşim. Kıymetli müminler, sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, sevgili peygamberimizin doğum günü olan Rebiül Evvel ayının 12. gecesi bu yıl 19 Kasım'a denk gelmektedir. Bu geceyi içine alan hafta Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanacaktır. Başkanlığımız haftanın temasını peygamberimiz ve gençlik olarak belirlemiştir. Bu vesileyle peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya, bilhassa gençlerle iletişimini örnek almaya ve gençliğimizin sorunlarına sünnet-i seniyyeden çözümler bulmaya gayret edeceğiz. Mevlid-i Nebi haftamız aziz milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Amin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. أعوذ بالله. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، واكتب الصحة والسلامة والعافية وعلينا وعلى الحجاج والغزاة والمقيمين والمسافرين والحاضرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. İlahi ya Rabbel Alemin, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, memleketimizi, tüm biladı İslam'ı her türlü fitneden, fesattan, beladan, musibetten, yokluktan, kıtlıktan, selden, yangından, depremlerden, her türlü afat ve belalardan, görünen ve görünmeyeninden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri, analarımızı, babalarımızı, tüm ümmeti Muhammed'i bağışla. Cennetini, cemalini cümlemize ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, hayırlı rahmetler ihsan eyle. Hayırlı nesiller nasip eyle. Hayırlı ömürler nasip eyle. Hayırlı kazançlar, kazançlarımıza bereketler ihsan eyle. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Cennetini, cemalini cümlemize, cümle nesillerimize, cümle geçmişlerimize ikram eyle. Hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Dertli kullarına devalar nasip eyle. Namurad olanlarımızı bermurad, naşad olanlarımızı en kısa zamanda handan-ı şadan eyle. Boşlu kullarına da en kısa zamanda borçlarını eda etmeyi nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyadan kul hakkıyla gitmekten muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, dosta düşmana muhtaç eyleme, ancak kendi büyük kapına muhtaç eyle. Rızana muvafık kul olmayı, sana layık kul olmayı, Habibine layık ümmet olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Acizane yaptığımız dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Ravza-i Mudahhar'da yapılan ve kabul edilen dualara ilhak eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İnnallâhe ye'muru bil adili vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenhâ anil fahşâ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, iyiliği, Allah'ı görüyor gibi ibadet etmeyi, her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor ya, ve bir de akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve de azgınlığı, zulmü, fuhşiyatı, her türlü kötülükleri, menhiyatı men eder. O Allah, düşünüp tutasınız diye size, bize öğüt veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.